Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere arpa boncukla yapılan oyama dilini göstereceğim arkadaşlar. Sade düz yazmalarınızı arpa boncukla yapacağınız boyayla renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Facebook grubumuz olan Oya Dantel ve Etkinlikler grup yöneticisi ben Derya arkadaşlar. Yazmamızın tığ batısını yaptıktan sonra ipimizi sabitleyelim kızlar. 1, 2, 3, 4 zincir çekelim. Başına 2 kez dolayalım. 2 kutucuk atlayıp üçüncü kutucuğa girelim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki alalım. Bir, iki, üç, dört zincir çekelim. Bu direğin içine girip batıp kapatıp bir pipirik yapalım. Şimdi burayı sık iğne ile aşağı iniyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedinci sık iğnemizi kutucukta kapatıyoruz kızlar. Şimdi ilmeğimizi tığdan çıkarıyoruz. Tığımıza bir tane arpa boncuk alacağız arkadaşlar. Tığımızı, arpa boncuğumuzu aldık. İlmeğimizi de öne aldık. Şimdi ilmeğimizi arpa boncuğun içine geçirip sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar çıkartıyorum. Bir arpa boncuk daha alıyorum. Tekrar ilmeğimi içinden geçiriyorum. Sabitliyorum, bir zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar döndürüyorum. Buraya pipirik yaparak bir çubuk yapmıştık ya. Pipirin tepesinden bu arpa boncuğumuzu kapatıyoruz. Şimdi dönüyoruz arkadaşlar. Tığın başına 1, 2, 3, 4 kez alıyorum. 2 arpa boncuğun arasından giriyorum. Tunus işi yapar gibi kızlar. Önce bir kez aldım. Şimdi tığımdaki ilmekleri alarak arka tarafa gidiyoruz. İkişer ikişer alarak arkadaşlar. Bakın tunus işi yapar gibi 2 2. Başına dola, 2 ilmek al, kapat. Başına dola, 2 ilmek al, kapat. 1. Şimdi bir tane zincir çekelim. 1 2 3 4 tane sık iğnesi yapıyorum buraya. 1 2 3, 4, 4 sık iğnesi yaptıktan sonra 4 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp bir pipirik. Tekrar 4 zincir. 3, 4. Aynı yere batıp tekrar bir pipirik. 3 tane pipirik yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi tekrar aynı yere batıyorum. 3 tane pipiriğimiz oldu kızlar. 4 tane sık iğnesi daha yapıyorum şimdi buraya. 1, 2, 3, 4. Şimdi kızlar, başına 2 kez doluyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağız. 1 2 kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğa giriyorum. Önce 1 kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıkış yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Buraya bir pipirik yapıyorum. Şimdi buraya 6 sık iğnesi çubuğa, 7. kutucuk da bitmek üzere sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 Pardon, 5 6 7. kutucukta kapatıyorum. Şimdi bir tane daha arpa boncuk alıyorum. İlmeğimi tığımdan çıkarıyorum. Aynı işlemi yapacağız kızlar. Arpa boncuğumu kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar ilmekten tığımı çıkardım. Bir arpa boncuk daha aldım. Bunu da burada kapattım. Sabitledim. Bir zincir çektim, döndürdüm. Bu çubuğun başında 4 zincirli pipiriğimiz vardı ya, döndürüp onun içine batıp sabitleyip kapattım. Tekrar döndüm. 1 2 3 4 tane tığ başı aldım. 2 boncuğun arasından girdim. Önce bir kez aldım. Sonra ikişer ikişer kapatarak başa geliyoruz arkadaşlar. Tunus işi gibi. İki yuva oluşturuyoruz. Bakın. Şimdi 4 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Batıp kapatıp pipirik yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp 3 tane pipirik yapıyoruz kızlar. 1 2 3 4. 3. pipiriğim. Bakın. Şimdi 4 tane sık iğnesi yapıyorum tekrar. 2 3
4. Başına 2 kez doluyorum. 1 2 kutucuk atlayıp 3. kutucuğa geçiş yapıyorum. Bakın arkadaşlar, aynı böyle yapa yapa gidiyoruz. Modelimiz ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yapım aşamaları böyle. Facebook grubumuz olan Oya Dantel ve Etkinlikler grubuna sizleri de bekleriz. Facebook arama yerine yazarak bizlere üye olabilir, el işlerinizi paylaşabilir, sipariş alabilir, sipariş verebilirsiniz arkadaşların yaptığı el emeklerinden arkadaşlar. Ayrıca YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası. Videonun altında hemen abone ol kısmına tıklayarak abone olabilir, İzlediğiniz yüklenen bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Kolay gelsin.